Hülakaya merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Kuyumcular Çarşısı'nı sizlerle beraber gezeceğiz. Malatya Büyükşehir Belediye'miz tarafından tahsis edilen, kuyumcularımıza tahsis edilen Kuyumcular Çarşımızı gezeceğiz. Gerçekten güzel olmuş. Program öncesi, yayına girmeden önce gezdik, dolaştık. Hakikaten yapanların eline emeğine sağlık. Çok güzel bir yer oluşturulmuş. Umarız burası da güzel mekanlarımızdan biri olacak tabii ki şu süreçte. Aslında bak, buradayken Sivas Caddesi'ni bir gösterelim. Sivas Caddesi'ndeki son durumu gösterelim. Burada binaların yıkımları tamamlanmış değerli izleyenler. Görüyorsunuz artık Sivas Caddesi'nde bina kalmamış diyebiliriz. Hatırlarsınız bu depremin ilk zamanlarında değerli izleyenler, Maraş'ta bir Trabzon Caddesi var. Meşhur Trabzon Caddesi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi o caddenin yapımını üstlenmişti. Tamamıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla yapılacak bir caddeydi. Burası da Sivas Caddesi. Aslında Sivas Belediyesi düşünür mü düşünmez mi bilmiyorum ama aslında bu tür desteklerin sağlanması gerekiyor Malatya merkezine. Yani en azından devlet millet el işbirliğiyle buraların da yine ayağa kaldırılması adına. Çünkü değerli izleyenler bakın, burada en kötü bina 7 katlı. Yani 7 katlı bir binada şu an burada zemin artı 4 uygulanacağına göre, öyle hesaplama yapılıyor. Zemin artı 4 uygulanacağına göre kolaylıkla yapılabilecek bir yer aslında, ama işte bakalım Sivas Belediyesi'ne bir seslenelim aslında. Hülyakaya yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyoruz ama Maraş'ta uygulanan, hani Maraş'taki Trabzon Caddesi'nde yapılan uygulamanın aynısı burada uygulanır mı? Böyle günden bir oluşturalım bakalım. Ne diyecekler, ne demeyecekler? Sivas'tan böyle bir tepki gelir mi? Sivas'tan böyle bir dönüş olur mu? Buradan Sivas'tan bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza da selamlar olsun. Çünkü Malatya'dan Sivas'a giden de birçok vatandaşımız oldu. Birçok arkadaşım da benim şu an Sivas'ta yaşıyorlar. Umarız Sivas Belediyesi bu çağrımızı duyar. Bir adım atarlar. Sivas Caddesi'nde Sivas Belediyesi yapsın. Niye olmasın? Olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Nasıl Maraş'ta Trabzon Caddesi'ni Trabzon Büyükşehir Belediyesi üstleniyor. Azerbaycan diye bir yer, caddeler daha vardı. Orasında Azerbaycan hükümeti üstlendi. İnşallah burayı da bu tür kurumlar üstlenir, devletler üstlenir. Bu şehirler, bu mekanlar bir an önce ayağa kalkar değerli izleyenler. Yani tek tük bina kalmış değerli izleyenler. Şöyle Mert, sağdan başla sola doğru dön istersen. Bunlar yeni yapılmıştı zaten değerli izleyenler. Şu ileridekiler de yeniydi. Ama sağlı sollu bayağı bir bina gitti Sivas Caddesi'nde. Ta ki başa kadar. Bu A101 şok var. Şurayı da göster Mert. Sol tarafı. A101 şokun olduğu bina da yeniydi zaten değerli izleyenler. Orada da fazla bir sıkıntı yok ama şu en baştaki Seyhan, daha doğrusu Semercioğlu Apartmanı. Semercioğlu Apartmanı'nda ağır hasarlı yıkılacak. O da yıkılacağı günü bekliyor. Gelirken Mert'le kanal boyundan geçtik değerli izleyenler. İkinci kanal boyu, yani Şehit Kemal Özalper meslek sitesinin tam karşısındaki binalar da yıkılmaya başlamış. Zar zor işte bu alana kadar girebildik. İleride de yolu kesmişler. Bu güzergahı kullanacaklar için özellikle söylüyorum. Sivas Caddesi şu an kapalı. Kanal boyununda stat tarafından, eski stat tarafından geliş tarafı kapalı. Ama kanal boyunun Şeyköy önünden stada doğru giden yol açık. Onu da belirtelim. Bugün buraları kullanmak isteyen vatandaşlarımıza bilgisine sunalım. Mert gel yavaş yavaş şuradan aşağı doğru gidelim. Kuyumcularımızı bir ziyaret edelim. Kuyumcularımızda durumlar nasıl? Büyükşehir Belediye'miz hakikaten buraya mükemmel bir yer yapmış. Mükemmel bir tesis oluşturmuş. Aslında burası neydi değerli izleyenler? Depremden önce hem üst tarafı meydan, Cumhuriyet Meydanı. Alt tarafında otopark olarak, yani şehrin otopark yükünü çekmek için yapılan bir yerdi. Ama işte bu asrın felaketini yaşayınca, şöyle dışarıdan falan çekeyim Mert, herkes görsünler. Asrın felaketini yaşayınca Büyükşehir Belediye'miz hızlı bir şekilde hareket etti. Kuyumcu esnafımızın yeri biliyorsunuz değerli izleyenler. Şeyin oradaydı. Bu hükümetin tam karşısındaki ara sokaktaydı. Kuyumcular Çarşısı'ndaydı ama dediğim gibi oralarda yıkılınca kuyumcu esnafımız ne yapacak? Yer bulamadılar. İlk başta eski belediyenin meydanını kullanmak istemişlerdi ama burası daha düzgün, daha temiz, daha tertipli bir yer olacağı düşünüldüğü için Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın öncülüğünde burası kuyumcularımızın hizmetine açıldı. Yavaş yavaş bir göstere göstere gidelim Mert, gel. Şöyle esnaflarımız da açmıştı. Tanırsınız her zaman. Hepsine de bir standart getirmiş aslında. Güzel bir şey olmuş burada. Yani o konteynerlardaki o tabela kirliliğini burada tamamıyla sıfır indirmişler. Şık, nezih, kullanışlı bir hale getirilmiş burası. Mert ekranlarınıza getiriyor. Çoğu dükkan dolu, tek tük. Birkaç dükkan büyük ihtimal onlar da yakın zamanda açılır. Onlar da hizmetine başlar. Ekranlarınıza getiriyoruz. Şöyle yavaş yavaş gidelim Mert.
göstere göstere gidelim. Altın fiyatları da biliyorsunuz şeyden sonra, depremden sonra dolar döviz nasıl arttıysa altın fiyatları da arttı. Şöyle işte doğru gidelim Mert, göstere göstere dolaşalım. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. İyilik sizde ne var? Sağ olun. Şöyle dışarı doğru gelirseniz konuşalım biraz. Ziynet kuyumculuk. Ziynet kuyumculuk. Yeriniz neredeydi abisinin daha önce? Daha önce yeni caminin karşısındaydı. Yeni caminin karşısındaydınız. Evet. Maalesef evet. Oralar yıkıldı. Evet. Kendi malınız mıydı orası? Orası kendi malımızdı. Kendi malınızdı. Evet, aynı. İnşallah en kısa sürede yapılacak zaten. İnşallah, temennimiz o. Burası da güzel olmuş ama. Burası bu zamanda bulunmaz Bursa kumaşı aynen. Gibi bir şey yani. Büyükşehir'de başkanım evet. Selahattin Gürkan'a ayrıca evet. Teşekkür ederim. Tabii hakikaten. Evet. Yani buranın yapımında ilk evet. Başından beri size çok evet. Kolaylık sağladı. Aynen öyle. Yani kuyumcu esnafı evet. Çok çünkü Malatya'da. Evet. Aynen öyle. Burası olmasa da olmasaydı eğer gerçekten sıkıntı büyüktü yani. Aynen öyle. Evet. Burası güvenlik açısından da güzel oldu. Aynen öyle. Güvenlik evet. Açısından evet. Ferah da. Evet. Hani şey değil. O iş hanları gibi değil yani. Değil, ferah bir ortam oluşmuş burada. Evet. Evet. Eksikler de tamamlandı şu anda. Klima sistemi tabii, şu tabii. Bu. Benzeri yani şeyler hepsi yapıldı. Şey nasıl diyeyim? Yani bir yer kolay olmuyor abi. Olmuyor. Yani sonuçta burası otoparktı. Evet. Bir anda dükkana çevrildi. Tabii tabii. Sizin büyük ihtimal şeyleriniz de var. Depolarınız da vardı. Şu da vardı. Bu da vardı. Evet. Yani bunlar yapması kolay değil. Elbette ki kolay. Bir iş kolay meydana gelmiyor aynen yani. Öyle. Evet. Aynen. İşleriniz nasıl gidiyor abi? İşler giderek iyi oluyor yani. Toparlamaya başladım. Evet, evet. İnsanlarımızın gelmesi başladı mı buraya? Evet. Alışıyorlar. Giderek abi. Daha çok alışıyorlar. Çünkü doğru dürüst çarşı da yok şu anda. Tabii. İnsanlar bir yerden de gelmek zorunda. Hı-hı. Geliyorlar, alışıyorlar yani. İhtiyaçlarını gidermeye evet, çalışıyorlar aynen, değil mi? Aynen, güzel oldu. Geçmiş olsun sizlere. Çok teşekkür devam ederim. Devam edelim şöyle. Ben evet. Göstere göstere devam edelim. Değerli izleyenler, dediğiniz gibi burası ferah bir mekan oluşmuş. Yani o basık, kötü bir izlenim olan bir yerde tamamıyla yenilenmiş. Harika bir yer olmuş. Şöyle devam edelim, gel. Mert. Selam vere vere devam edelim. Safa kuyumculuk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Böyle gelirseniz iki dakika konuşalım. Tamam. Hadi kolay gelsin sizlere. Mert ekranlarınıza getiriyor değerli izleyenler. Şöyle. O şu an kuyumculuğa gidelim. Gökhan abimizin yanına doğru gidelim. Seni dışarıda yakalamıştık. Biz de dedik mekanına gelelim. Denememizi yaptık. Çekimimizi yaptık. Baktık çekiyor burada. Hoş geldin. Nasılsın abi? İyisin. Sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olsun. Çok güzel bir mekan olmuş. Allah razı olsun. Hakikaten Büyükşehir Belediye'mizden Allah razı olsun. Evet, evet. Hakikaten iyi bir mekan oluşturmaya çalışmışlar. Hakikaten de olmuş. Valla yani çoğu esnaftan çarşımız daha iyi oldu. Aynen. Yani, daha güvenli olmuş, daha düzgün olmuş. Yani meslek icabı mecburen güven olması lazım. Hı-hı. En başta. Sağ olsun belediye başkanımız, valimiz giden, eski valimiz. Kuyumcular Dernek Başkanımız, hı hı. Ve çarşımızın Dernek Başkanı Fatih Kahraman, hı hı. Hepsine teşekkür ederim. Allah razı olsun. Durumlar nasıl abi? Size İyi, nasıl? Şükür. Yani altında rızkı veren nasıl? Allah. Altında alan oluyor, eşimiz dostumuz geliyor. Yani sıkıntı yoktur. Sanki deprem sonrası Gökhan abi biraz şey olmuştu, biraz hareketlenmiş, tam piyasa bile hareketliydi. O DASK paralarını dağıttıkları zaman, evet. İşte bu o dönemde burası yapılmamıştı. Öbür arkadaşlar kazandı, Kapalı Çarşı'daki. Nasıl? Onlar da bizim meslektaşımız. Aynen öyle. Yani rızkı veren Allah. Öyle. Geçmiş olsun abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir şey ikram edelim. Çarşı dolaşalım biraz. Teşekkür ederim. Çarşı dolaşalım, bakalım gösterelim burada. Durum nedir, nasıl değildir. Mert ekranlarınıza getiriyor. Genel tasarım anlamda da değerli izleyenler. Buradan o arkadaşlardan da kusura bakmasınlar. Geçen biraz... Çıkış yaptım, tamam mı? Ha şey mi? Çaycı arkadaştan işte, o anladım. Berber arkadaştan. Onlar da geldiler, geldiler sağ olsunlar. Bir şey demediler ama yine de kusura bakmasın. Eyvallah. Tamam. Bunu da iletelim onlara. Aynen. İzliyorlardır büyük ihtimal. Devam edelim. Mert, göstere göstere devam edelim. Tabii bazı dükkanlar yavaş yavaş gelecekler büyük ihtimal. Çünkü sonuçta büyük bir felaket atlattık. Bunların hepsi para değerli izleyenler. Bunların hepsi para. Müslüm Paskaloğlu. Neredesin Müslüm ya? Müslüm abi nasılsın, iyisin? Vay vay vay, abim gelmiş. Canlı yayındayız. İyisiniz, yaramaz bir şey yok. Çok şükür. Yeni yeriniz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye'miz size güzel bir tesis kazandırmış. Tabii bu olumsuz ortamda böyle yer bulmak bizim için büyük bir şans. Şans. Belediye başkanımıza, valimize, yetkililere teşekkür ediyoruz. Sizler de Malatya'nın
böyle mazlumların sesisiniz. Eyvallah. Biz Malatya'nın sesiz aslında. Evet, evet. Biz bütün Malatya'nın sesi olmaya devam ediyoruz. Olacağız da. Evet. Zaten değerli izleyenler, burasını görünce şimdi bir müjde size verelim. Bizim binamız da toparlanmaya başladı. Evet. Yani konteyner ortamından artık biz de kendi kurulu bir düzenimize geçmeye başlayacağız. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren gününü vermeyelim. Yeni stüdyolarımıza, yeni mekanımıza inşallah biz de bir bismillah diyeceğiz. İnşallah, inşallah. Tozun toprağın içinden kurtulacağız inşallah. Bir kahve, bir çay içeyim. Dönüşte uğrayalım. Tamam. Müslüm abi. Bence yok, canlı yayındayız, canlı yayındayız. Canlı yayındayız, buraya gösterelim. Hepinize teşekkür ederim. Hülya Hanım'a da teşekkür ederim. Tüm RFM ailesine teşekkür ederiz. Malatya'nın mağdurların, mazlumların sesi oldunuz. Eyvallah. Esnafın sesi oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ankara'da da uzun süre kaldık. Orada da izliyorduk. Hı hı. Yani böyle candan samimi bir şey yapıyorsunuz. Eyvallah. Yayın yapıyorsunuz. Biz Malatya'nın sesi olmaya çalışıyoruz. Malatyalılar nasıl Kadir Şinas, düzgün insanlarsa o şekilde yayın i̇nşallah, yapmaya çalışıyoruz. İnşallah. Candan katılıyorum görüşlerinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Eyvallah. Kolay gelsin. Tamam, hürmet ederim. Abi. Her zaman başımızın üstüne İnşallah. Yerimiz var. Görüşürüz abi. Sağ olun. Dönüşü uğrayalım. Yanına bir çayını içelim. Devam edelim Mert, gel. Çarşımız dolaşmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Efendim abi. Tamam, geleceğim. Tamam. Uğrayacağız. Ebru Kuyumculuk. Kolay gelsin, onlara da bir selam verelim. Selamünaleyküm. Abi nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olasınlar. Sağ olasınız. Yeriniz neredeydi daha önceki yeriniz? Söğütü Camisi'nin orada. Söğütü Camii'nin oradaydınız. O sokakta. O karşı seride miydiniz? Noterin altı. Ha, noterin altındaydınız. Noterin altındaydık. Geçmiş olsun, oralar hep yıkıldı. Sağ olun, teşekkür ederim. Kendi mülkünüz müydü? Kiracıydık. Ha, kiracıydınız. Ama devletimizden Allah razı olsun, Büyükşehir Belediye'den razı olsun. Allah razı olsun. Burayı da tahsis ettiler. Yani teşekkür ben buranın ederim. Bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum, onu söyleyeyim size. Çünkü kimse bilmiyor. Niye diyeceksiniz? Biz hep hani çekmez diye buraya gelmedik. Evet. Ama şu an burada internet de düzgün çekiyor herhalde. Yok, internette biraz wifi geldi de telefonlarımız çekmiyor. Ondan daha anladım. Yapılmadı. Onlar da inşallah en kısa sürede yapılır. İnşallah. Bakanımız söz verdi ama yaparlar, yaparlar inşallah. Evet. İşler nasıl gidiyor? Çok şükür, hamdolsun. Bugünümüze binlerce şükürler olsun. Bu süreç nasıl geçti sizin adınıza? Kaç aydan beri açıyoruz burada? 5 ay dükkansızdık. 5 ay dükkansızdık. 5 ay dükkansızdık. Ondan sonra belediyeden Allah razı olsun bize yer tahsis ettiler işte. Geldik, bismillah dedik. Başladınız. Evet. Güzel olmuş ama. Yok, güzel. Çarşımız ama kimse bilmiyor buranın Güyümcüler Çarşısı olduğunu. Geldik yanına tanı merkezi. İnşallah, burası teşekkür ederim. Sivas Caddesi'nin tam köşesi. Kış Arızası'nın tam köşesi, evet. Beş Konakların çıkışının köşesi, evet. Hasan Hacı Caddesi'nden gereken köşe. Köşe. Yani burayı bilmeyecek kimse yok. Aynen öyle, hep burası köşe. Tam nokta bir atış yer aslında. Aynen öyle. Evet. Vatandaşlarımız bilsin, sizler de, müşterileriniz de belki nerede olduğunuzu bilmiyordur. Bilmiyor, evet, doğru söylüyorsunuz. İnşallah en kısa sürede eski müşterilerinize gelmeye başlar. İnşallah, geçmiş olsun. İnşallah, teşekkür ederiz. Malatya'ya geçmiş olsun. Amin. Teşekkürler. Sağ devam edelim. Sağ olun. Şöyle devam edelim. Bulduğumuz esnaflarımızla konuşmaya çalışalım değerli izleyenler. Yine burada saatçilerimiz falan da var. Şöyle Budak Kuyumcu'la da bir selam verelim aslında. Selamünaleyküm. Nasılsınız abi? İyisiniz? Müsaitseniz bir konuşalım biraz. Tamam, telefonla görüşüyorsun, anladım. Hadi kolay gelsin sizlere. Gelin Mert. Şuradan devam edelim. Gel, çaycımız da burada varmış. Gel. Nerede yeriniz sizin? Gel orayı da çekelim. Özüsrev Kuyumculuk. Ahmet Özüsrev. Selamünaleyküm. Müsaitsen dışarıda konuşalım. Çekmeyin içeride. Durumu anlatalım. Malatya'mızın tanınmış kuyumcularından. Sizi tanıyalım. Ben Özüsrev Kuyumculuk personelinden Cahit İmik. Cahit Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. İşler nasıl gidiyor? Valla işler desen işler burada fazla bir şey yok. Bir sirkülasyon yok yani. İnsanlar daha da bilmiyor demek yani ki burayı. Yani daha burayı bilmiyor. Aslında bizim rakip biraz daha reklama ihtiyacımız var. Geldik, reklamınızı yapalım geldik işte. Aslında Allah razı olsun. ATV de o günü geldi. Ya o da aynen şey yaptığı zaman zaten şey oldu. Yani yayın kesildi, yapamadı. Radyoda işte falan verdik de. Biraz internet problemi yaşanıyormuş galiba. Yaşanıyor da zaten en büyük sıkıntımız o. En kısa zaman inşallah o da olur. O da gidilir. İnşallah, inşallah. İşte havalandırma falan yapıldı da. Şu an halkın burada artık bir kuyum çarşısı olduğu kimse bilmiyor. Yerini tarif ediyoruz. Yeni tarif, biz tarif ediyoruz zaten. Şu WhatsApp'tan olsun şeyden biz zaten aldık, durum bildiriyoruz. Hani bir de artık buranın çarşı olmasa da artık bunun buradaki valiliğin de artık belediyenin de bir şey yapması lazım yani. Nasıl abi? Yani onların yani Malatya yeni bir kuyumcular çarşısı açıldı. Yani Malatya hiç aslında belediyenin bunu keşke yapması. Çünkü burası belediyenin yeri. Sonuçta reklamı yapacak olan yine sizsiniz. Yani biz yapıyoruz zaten ama yapın, yani bunu kamuoyunda da yapması lazım. Belediye yani. Zaten size bu kadar güzel bir tesis yapmış, vermiş. Onu, Allah olsunlar, razı olsun yani. Evet, Büyükşehir Belediye'mizden hakikaten Allah razı olsun. Olsun da işte böyle büyük bir tesisi, böyle güzel dükkanlar size tahsis etmişler. Evet, evet. Allah onlardan bir kere razı olsun. Olsun ama işte şu an halk burayı bilmiyor. Öğretelim. Anlatalım. İnşallah, inşallah olur zaten. Yani biz şey değiliz. Yeni daha, 2 ay, 3 ay oldu.
İnşallah zamanla şey olur yani. Yavaş yavaş. İnşallah. Altın ne kadar şu an abi? Şu an altın gramına kadar 1650 lira gram. 1650 lira. Alışımız ne kadar? Alışımızda 1000 ne kadar oldu? Bir bakın abi size zahmet. En azından güncel bir veri verelim vatandaşlarımıza. Görebilirseniz Mert ekranlarınıza getiriyor. 1658'den de siz alıyorsunuz. Evet. Allah kolaylık versin. Amin cümlemize. Çeyrek ne kadardı şu an? Çeyrek de ne kadar? Şu an 2850. 2850 civarında. Alışımız? Alışımda 90 lira aşağı. 90 lira aşağı. Hep o hemen hemen o civarda ya. 80-90 lira civarında. 80-90 lira civarı. Anladım. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Devam edelim. Ayağınıza sağlık inşallah. Sağ olun. Şöyle. Avrupa kuyumculuk yine burada açmış. Özel kuyumculuk yani bayağı bir esnafımız var. Selamünaleyküm. Sarıkaya kuyumculuk. Nasılsınız? İyisiniz. Neredeydi abi yeriniz? Bizim Söğütü Camii civarındaydı. Yine aynı kuyum çarşısı. Aynı kuyum çarşısıydı. İşte şu an belediyemiz işte sağ olsunlar Fırat Yardım Ajansı'nın katkılarıyla şu anda burada ikamete ediyoruz. Güzel olmuş ama. Yani bizim için iyi, ideal bir yer. Hem güvenilir, hem emniyet açısından güzel, hem bir arada olmamız güzel. Yani memnunuz. Eski çarşı havanıza kavuşmuşsun sanki biraz. Hemen hemen. Yani iyi kötü müşterilerimiz, kendiler işte bilenler, eş dost geliyorlar sağ olsunlar. Eski tadı olmaz tamam. Eyvallah da işte. Biz buna şükrediyoruz. Buna şükredelim. Aynen. Büyükşehir Belediyesi buranı normalde otopark olarak planlamışlardı ama işte. Bence kısa süre içerisinde burayı teslim ettiler size. Evet aynen. Belediyemize de aslında İlerisi zamanı düşünüyorum. Katkı olarak da bir kira olarak da ileride tabii ki daha da güzel olabilir yani. Yani kalıcı olabilir burası. Dediniz bence yani. Daha güzel olur. Bizce. Bakalım öyle bir o çarşı merkezi ne olacak, ne yapacaklar? Orada vallahi var. Biraz umutsuz vakayız. İnşallah yapılır. Yani bizim de temennimiz temelimiz olmasa. Öyle de inan ki ben üzülüyorum Malatya'ya ya. Gerçekten yazık. Büyük bir felaket yaşadık. Ya buna şükrediyoruz da ama işte. Yavaş yavaş inşallah. İnşallah temelimiz sağ olun. Yavaş yavaş demeyelim buna. Biraz hızlanalım. Değil mi? Biz geç kaldık aslında. Yani. Biraz geç kaldık. İnşallah şu evler teslim edilir, iş yerleri teslim edilir. Vatandaşın şu barınma problemi giderilir. Evet, inşallah. Dükkanlarımız da zaten ekonominin en büyük şeysiniz. Zaten ilk önceliğimiz esnafları bence canlandırmak amaçlı. Aynen. Daha güzel olacak da işte biraz işte dediğim gibi sabredeceğiz inşallah. Sabredeceğiz. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağ olun. Kolay gelsin. Devam edelim şöyle Mert. Yine Altunizade Kuyumculuk. Nasılsınız abi? İyisiniz? Hoş geldiniz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sizin yeriniz neredeydi? Bizim yerimiz Söğütlü Camii'nin karşısında. Yine aynı. Aynı. Muhitteydiniz. Aynı, evet. Yeni yeriniz hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür hakikaten ederim. Hakikaten ben böyle olacağını hiç düşünmüyordum. Yok, çarşımız güzel oldu. Hakikaten. Evet, çarşımız bir tertip düzen vardı. Yani logodan tutun. Var. Dükkan tezgahlarınıza kadar. Aynen. Hakikaten her şeyimiz güzel oldu. Sadece bir müşteri eksiğimiz var. Burayı kimsenin bilmemesi reklam biraz. Geldik yapalım işte. Tamam, teşekkür ederim. Reklamınızı yapalım ki gelsinler insanlar sağ, buraya. Sağ olun. Çarşımızı çoğu insan hani bilmiyor, yerini tam bilmiyor. İnşallah bundan sonra alışırlar. Ayakları da alışırsa İnşallah. Daha da güzel olur çarşı. İnşallah. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun, ayağınıza. Devam edelim. Optikçiler de gelmiş buraya, değerli izleyenler. Onlara da bir selam verelim. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Buyur abi böyle buraya doğru gelirsen konuşalım. Nasılsınız, siz nasılsınız? Hoş geldiniz, teşekkürler. Öz Altın Optik, neredeydi evet, yerin? Evet, bizim yerimiz eski belediye binasının karşısındaydı. Babamız bu mesleği yapıyordu 40 yıldır. İlyas Akçebe ismi. Biz de ondan devam ettik. Tabii işlek bir yerdi. Burası ona göre biraz cadde daha küçük. Cadde burası farklı ortam. Tabii. Ama burası Malatya'da şu an yapılan geçici işlerlerin en güzeli oldu. Aynen. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim bir daha. Hakikaten ben de beğendim burayı. Güzel tabii olmuş. Ki. Buranın önce otopark olarak yapılması, depremden sonra da iş yeri olarak dönüşülmesi ve klima takılması, havalandırma yapılması, internetin gelmesi, fiber internet geldi. Güzel yani... İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Peki müşterilerinize ulaşabildiniz mi? WhatsApp, Instagram üzerinden ulaştık. Hı-hı. Sağ olsunlar. 6 aydır gözlük almayıp, bizi bekleyip bizden alanlar çok oldu. O müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Bu hatırı biliyorlar demek ki insanlar. Evet, biz de ona daha kaliteli bir ürün, daha ucuz, uygun fiyatta. Daha uygun fiyatta verdiniz. Tabii. Müşterilerimizi kovuyoruz. Olması gereken de o. Tabii. Geçmiş bu deprem bölgesinde yani. Özellikle bütün esnafların böyle davranması yardımlaşma lazım. Yardımlaşma içerisinde olmamız gerekiyor. Fevri hareket etmememiz gerekiyor. Tabii yani bu ilerisini düşünmek lazım. Şimdi kazancının hani normal kazancının 2-3 katını kazanırsın ama sana bir fayda sağlamaz. Önemli olan müşteriyi kaybetmemek şu anda çünkü önümüzü görmemiz lazım. Aynen öyle. Diğer esnafımıza da bakalım. Tabii. Bakalım Fatih Optik. Ha, telefonla görüşüyor. Abi sizlere de kolay gelsin. Devam ederiz. Dönüşü uğramaya çalışalım size de. Sağ olun. Şöyle Mert göstere göstere devam edelim.
Yani bazı dükkanlar da yeni yeni oturmaya başlamışlar. Yani tadilat madilat işte onları da yapıyorlar. Bir şekilde toparlamaya çalışıyor esnafımız. Buradan devam edelim Mert, gel. Gülşen Kuyumcu'ya doğru ilerleyelim. Orada birilerini gördüm. Orada müşteri var. Ticaretlerini bozmayalım fazla. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Gülşen Kuyumculuk. Evet. Bir iki dakika burada konuşalım mı? Buyurun Eren Bey konuşsun. Tamam, Eren Bey gelsin. İçeri girince çekmiyor o yüzden. Dışarıda konuşalım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yeriniz neredesin abi? Bizim daha önceki yerimiz. Daha önce, bundan önceki yerimiz. Şemsiye Caddesi'ndeydi Gülşen Kuyumculuk. Aynı, herkesin olduğu yerdeydiniz. Evet, evet. Tabii oranın atmosferiyle buranın atmosferi çok değil. Çok farklı. Çok farklı. Ama yine devletimizden Allah razı olsun. Tabii belediğimizden ki. Razı olsun. Yani Malatya'ya yapılan en iyi yatırım bura oldu. Aynen öyle. Yani bunun dışında herkes konteynerlarda sürünüyor. O sıcağı yaşadılar, soğuğu yaşadılar. Biz de buranın zorluğunu yaşadık ama en azından içinde geçip rahatça oturabildiğimiz, müşterilerimizi rahatça karşılayabildiğimiz konsepti bir yerimiz var. Eski konsepti biz devam ettirdik aslında. Evet, eski dükkanda böyleydi. Tekrardan aynı şekilde devam nasıl ediyoruz. Nasıl gidiyor? Çok şükür kendi müşterimiz geliyor. Onun dışında öyle büyük bir dış müşteri yok şu anda. Hı hı. O da henüz buranın tanıtılmamasından kaynaklanıyor. İnşallah sizin sayenizde de geldik, tanıtılacak. Geldik tanıtalım size, gösterelim. Evet. Hem güzel bir hizmet olmuş. İnşallah öyle olacak. Mekanlarınız da güzel olmuş hakikaten. İnşallah tebrik ediyoruz olacak. Yapanlara. Ellerine emeklerine sağlık. Herkesin eline sağlık. İnşallah vatandaşlarımız öğrendiler. Burası neresi diye sorarlarsa eğer Sivas Caddesi'nin köşesi. Evet. Kışa Caddesi'nin köşesi. Hastane Caddesi'nin tam aslında köşesi. Aslında çok merkezi bir yer. Tam köşesi. Tam merkezi bir yer evet. Aynen. Ama altta kaldığımız için bulamayanlar oluyor. İşte onlara da konum atarak veya biraz daha açıklayıcı konuşarak yerimizi belirliyoruz. Buraya kimse yok ya. Yeniler bilmiyor. Eskiler ticaret lisesinin altı deyince aynen. Herkes biliyor da yeniler çok bilmiyor. Ticaret lisesi eski öğretmen evinin altı. Evet. Ha. Öyle biliyorlar. Biliyorlar. Evet. Abi kolay gelsin. Çok teşekkür yani ederiz. Sağ olun. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Devam edelim Mert. Şöyle bütün müşterilerimize selam vere vere gidelim. Abi bizi mi izliyorsun? Hoş geldiniz. Gel senin mekana geldik. Erdal Kuyumculuk, Erdal Parçalı. Düzeltme parçalı ha. Nasıl gidiyor abi? Nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Sizler hoş nasılsınız, iyisiniz? Koştum hacı, aynen devam abi. Allah iyilik versin. Hayırlı olsun yeni. Sağ olun, çok teşekkür ederim, sağ güzel olun. Güzel olmuş, hakikaten güzel olmuş. Herkesten Allah razı olsun, sağ yapan olsunlar. Yapan yerden herkesten Allah razı olsun. Sağ olun. Sizde durumlar nasıl abi? İyi, şükürler olsun, İşler, sağ olsunlar. İşler iyi, müşterimiz geliyor artık. İyi. Reklamları iyi oldu. Yerimiz güzel, biraz sıkıntılar çektik ama şu olacak anda iyiyiz. Tabii yani. Şu anda iyiyiz. Klimamız takıldı. Tabii belediye burayı böldü, bize verdi. Biz kendi tabii kendimiz yaptık. Hı. Şu anda gayet iyiyiz. Sıkıntı yok. İyi maşallah. Sıkıntı yok. Altın fiyatlarını sorduk. Herhalde biraz düşmüş gibi. Yok, altın geçen aya göre biraz düşmüş. Geçen aya göre biraz düşmüş. Bu ay yerinde sayıyor. Ha. Yarını bekliyoruz. Yarın ne var? Yarın Merkez Bankası'nın faiz artırımı var ya. Ha. Onu bekliyoruz. Belki. Artarsa altın artıyor mu? Altın düşebilir. Altın düşebilir. Aynen. Bilgisi olsun vatandaşın. Evet, düşebilir. Faiz arttıkça o zaman altın düşüyor. Dövize talep azalacak ya ondan dolayı düşebilir. Anladım. Evet. Bunlar da teknik bilgiler Mert. Aslında evet. Bizim Umut var ana kumandacı. Bizim evet. Altın sorumlumuz o. Evet. O bize evet. Yönlendiriyordu. Ki evet. Şunu yapın bunu yapın. Evet. Umut dinliyor musun? Yarın bak şey karar açıklanmış. Merkez evet, Bankası karar açıklanıyormuş. Onu bekliyoruz evet. Allah kolaylık versin çok abi. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ayağınıza sağlık. Kendini sağ de hemen izle orada. Sağ olun. Devam edin. Devam edelim Mert. Öyle camın arkasından bakmak olmaz. Gel burada konuşalım. Hasan İzciler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yeriniz neredeydi abi? Şemsiye sokaktaydı. Postanenin aradaydı. Herkesin olduğu yerdeydiniz. Evet oradaydı. Hayırlı olsun yeriniz. Maalesef yeriniz. Yıkıldı. Teşekkür ederiz. Yapacak bir şey yok. Yıkılmayan yer mi kaldı Malatya'da? Aynen. Evinizde durumlar nasıl? Evimizde az hasarlı ama korkudan giremiyoruz tabii. Nerede hala kalıyorsun? Konteyner. Ha konteynerde. Evet. Alışacağız evet. Artık. Malatya'da herhalde bir 2-3 sene bu konteyner evet. Durumuna. Alışmak zorunda. Yani mecburuz yani. Aynen çok öyle. Şükür canımız sağ. Aileniz burada mı? Yok evet hepimiz komple buradayız. Komple hepiniz buradasınız. Evet. Terk etmedik Malatya'yı. Yok buradayız. Yani, bu esnafları da terk ederse Malatya'yı zaten Malatya kalmaz. Yok ya bizim yani Malatya'da olarak gidecek yerimiz yok. Yani. Aynen öyle. Dönüp dolaşıp geliyoruz. İşler nasıl gidiyor? İşler çok şükür yavaş yavaş oturuyor çarşımız. Yani eski biraz müşteriniz gelmeye başladı mı? Tabii. Eyvallah. Allah hayırlı işler versin, hayırlı kazançlar versin. Çok teşekkür versin. Ederim. Sağ devam abi. Edelim. Bu altınların içerisinde gözlerim kamaşmaya devam ediyor bu arada. Değerli izleyenler, bakalım Kınacılar Kuyumculuk. Selamünaleyküm. Abi nasılsınız, iyisiniz? Siz de Malatya'mızın eski esnaflarındansınız. Eski kuyumcu esnaflarımızdansınız. Evet. Bu telefon da çalıyor devamlı. Durumlar nasıl abi? Çok şükür, elhamdülillah.
yani başımıza sokacağımız bir yer mevcut oldu. Şükür Allah belediyemizden razı olsun hakikaten. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsunlar. Size güzel bir yer temin etmiş. Evet sağ olsunlar. Yani belediyemiz öncelik yapınca biz de tabii bir yer kendimize bulduk. Yani şu anda yer bulmamış da olabilirdik, iş yeri açmamış da olabilirdik ama buna şükürler olsun. Rabbim beterinden korusun diyelim. Temiz, nezih bir mekan olmuş. Çok şükür, güzel. Yani şikayet etmenin bir anlamı yok ama evet, çok yok, şikayet edecek bir durum yok mu? Zaten yani, hiç yoktan, yani yok, hiç yok değil. Burası yok, çok çok yoğunmuş hatta. Çok şükür yani buna rağmen bu felakete göre değil mi? Elhamdülillah. Yani çok ne şükür. Kadar şükretsek azdır. Eyvallah. Geçmiş olsun size. Teşekkür ederim. Devam edelim şöyle. Caddemiz dolaşmaya. Çarşımızı, Kuyumcular Çarşımızı dolaşmaya. Yine dükkanlar, sen şanslıymışsın ama bak. Seninki çift yönlüymüş. Çift cephe iyi olmuş. Evet. Abimize bir selam verelim. Tabii. Döner, giderken seninle konuşamadık, gelirken konuşalım. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler. Dükkan ismi neydi sizin? Fatih Optik. Fatih, sen ikide şanslıymışsın. 44 numaraya geldin. Ha, 44 Malatya numarası. Evet, evet. Size durumlar nasıl? Yeriniz neredeydi onu soralım. Yerimiz Kışla Caddesi'ndeydi. O şeyin aslında mıydı? N-Sivak 2'nin yanında. Epeş merkezinin orada olduğu. He orası. Ha, tamam şimdi ha. Aklıma geldi. Ha. Sizde tamir işi çok oluyordu değil mi? Tamir de vardı bizde. Ağırlıklı ben çünkü size yönlendiriyorduk bütün gözükler. He doğru. Doğru ha. Öyleydi. Tamir işi yapıyordunuz. Tamir bizde de aynen. Allah kolaylık versin. Amin. Yeni yeriniz güzel olmuş. He teşekkürler. Ferah olmuş, nezih olmuş. Aynen biraz daha ferah işte burası. Aynen. Diğer esnaflara göre çok çok şanslısınız. Ya konteynerden biraz daha iyi burası. Tabii. Kapalı bir yer olması. Kapalı bir yer. Güvenlikli bir yer. Bir de belli bir sınırda olduğumuz için hemen gelebiliyorlar kaç buraya. Kaç esnaf var şu an burada tahmin? 88 ya da 90 olması 90 lazım. 90 tane esnafımızı buraya belediyemiz yerleştirmiş. Aynen. Kuyumcular Allah razı olsun yapanlar. Teşekkürler nedenle. Aynen. Gözlük ederiz. Fiyatları ne durumda abi? Yani gözlük fiyatları... Depremden sonra arttı mı yine? Çok artmış. Dövizden dolayı mı? Hem döviz bir de KDV arttı. Yani KDV de arttı. Tabii asgari ücret artınca bizim de zamlarımız arttı. Yani fiyatlar artıyor. Zam geliyor her şeye. Aynen öyle. Bayağı fiyatlar tırmandı yani yukarı doğru. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. 44 numaradaymış. 44 Malatya. Burayı unutma Fatih. Evet. Görüşürüz. Kolay gelsin. Devam edelim. Yine sen dükkanın neredeydi? Sen de gel bir dur. Hayır normalde dükkan neresiydi? Normalde çarşıda. Çarşıdaydınız. Birinci otel oradaydı. Kuyumcuların oradaydınız. Evet. Belediyemiz sana yine burada yer mi verdi? Yok belediye bana vermedi, ben çalışanım. Ha çalışansın. Evet. Sonuçta yani buraya yine evet. Vermiş o çay ocağı. Yeniden geldim başına. Nasıl işler nasıl gidiyor? İşte yok. Yok değil mi? Çalışıyoruz. Allah kolaylık ama versin. Ama belediye başkanından, belediye çalışanlarından hiç hizmet amin, yok. Amin cümlesinden inşallah. Köylere hizmet gelmiyor. Hiçbir yere hizmet yok. Nasıl? Mesela bizim köy Ağlasarlı. Neresi? Neler? Yalımuda köyü, Akçadağ. Akçadağ Yanımda köyü. Yanımda köyünde. Valiliğe iletelim. Hiçbir hizmet yok. Valiliğe iletelim. Yollar senin köyüne de gelsin. 25 baksınlar. Yıldır hizmetteler. Yol yapılmadı. Daha halen yollar hizmet. İnşallah yapılır en kısa sürede. Şöyle tabelayı göremedim ama ismini yazmamışlar. Ne abi dükkanın ismi ne sizin? Merhaba Seray Kuyumculuk. Seray Kuyumculuk. Evet. Neredeydi evet. Seray Kuyumculuk daha öncesinde? Yeni burada yeni açıldı. Burada yeni başladık. Daha önceden deprem öncesinde başlamıştık. Deprem olunca. Neredeydi yeriniz? Kuyumcular Çarşısı. Ha Kuyumcular Çarşısı. Evet. Yeni başladınız umarım. Evet buraya yeni başladık. Evet. Buraya yeni başladınız. Evet. Sizde işler nasıl gidiyor abi? İşler çok durgun, piyasa durgun malumunuz. Piyasa evet. Ekonominin durumu, döviz oynak hareketli öyle. Vesaire diğer emtialar hareketli olduğu için bayağı piyasa durgun. Depremin de Malatya'da işte yıkıcı bir etkisi oldu. Öyle. Daha doğrusu deprem bölgesinde dolayısıyla her şey herkese etkiledi, ekonomi aynen etkiledi. Rabbim kolaylık versin herkese. Amin. Cümlemize evet. Kolaylık evet. Versin. Şöyle devam edelim çarşıya gezmeye. Evet, oldu. Teşekkürler. Hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. Buradan da bir çıkış var. Bu çıkış nereye gidiyor abi? Çıkış yukarı çıkıyor. Yukarıda ne tarafa doğru çıkıyor? Atatürk evinin olduğu tarafa doğru evet, çıkıyor. Evet. Bu çıkışla değerli izleyenler Atatürk evinin tarafından da giriş varmış buraya. Evet, tamam. Buradan da giriş yapılabiliyor. Ana giriş ama o Sivas Caddesi üzerinden ana giriş. Büyük giriş orası. Burası şeye çıkan yer. Atatürk evinin yan tarafına doğru çıkan yer. Devam edelim. Bazı esnaflarımız yerine bazıları yok. Selam vere vere gidiyoruz ama işte. Bakalım. Güzel olmuş. Hakikaten iyi olmuş burası değerli izleyenler. Bir Fatih Bey, buranın yönetiminde Fatih Bey var. Bir o Fatih Bey'in yanına doğru gidelim. Bakalım orada mı değil mi? Onunla da bir konuşalım. Genel çarşının durumunu bize bir anlatsın. Şöyle ben gidiyorum oraya doğru. Bir selam verelim bakalım. Selamünaleyküm. Fatih Bey geldiler mi? Fatih Bey geldi. Oğlu var ha. Oğlu gelsin bari.
Ha, oğlum da işi var, dur. Onunla karışmayalım. Değerli izleyenler, yani buradaki durum böyle. Açılmış. Bir an önce de inşallah sizler de gelirsiniz. Esnaflarımız da burada alışveriş yaparsınız. Mert, yavaş yavaş yukarı doğru çıkalım istersen buradan. Çarşımız gayet şık, gayet düzgün, iyi yapılmış. Hatta ekranlar falan da konmuş ama şu an demek çalışma var. Altın fiyatları falan büyük ihtimal. Neymiş? Ha, Malatya Kuyumcular Net. Büyük ihtimal internet yok şu an. Ondan dolayı fiyat gözükmüyor. Dışarı doğru çıkalım Mert. Yukarı doğru çıkalım. Devam edelim. Birkaç kişiyle görüşelim dedik ama onlar da burada değillermiş. Yapacak bir şey yok. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Ne oldu Mert? Sen merkezde mi aradılar? Ha, devam edelim o zaman. Şu Atatürk evini gösterelim Mert, gel. Orada bir çalışma var. Onu da bir vatandaşlarımıza gösterelim. Restorasyon çalışması başlamış değerli izleyenler. İlginç bir görüntü gördüm orada ben. Yavaş yavaş onu da gösterelim aslında. Bir de ikinci kanal boyuna doğru gidelim Mert bence. İkinci kanal boyuna doğru gidelim. Oradaki yıkımları da göstermeye çalışalım. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Burada da yine bu Cumhuriyet Meydanı'nda da değerli izleyenler şeyler yapıldı. Konteynerler bu şekilde yapıldı. Burada da birçok esnafımız şu an hizmet veriyor. Şuradan yukarı doğru çıkacağız Mert, gel. Sen sağa solu göster Mert. Gösterebildiğin kadar. Benim önümden geç. Yavaş yavaş sen devam et. Oo, burada kimleri görüyorum? Niye? Niye? Malatya Spor'un durumu ne olacak? Malatya Spor'un inşallah güzel yerlere gelecek. Nasılsın? İyisin? Olsan? Burak abi, ne yaptın abi? Hamdolsun. Günümüze şükür. Sizde durumlar nasıl? Durumumuz iyi abi. Bir sıkıntı yok şu anda. Şehir olarak da bir sıkıntı yok. Çok şükür abi. Toparlamaya çalışıyoruz. İnşallah abi. Hep birlikte, el birliğiyle abi. İnşallah. Malatya Spor da bu sene ligde olmadı. Milliyetçi Malatya Sporlar Dernek Başkanı değerli izleyenler olsan. Derebeyleriyle. Derebeylerin üyeyiz. Üyesiniz. Aynı şekilde devam ediyorsunuz. Aynı ama şekilde. Siz grubunuz Milliyetçi tabii, Malatya Sporlar. Malatya Sporlar. Malatya Spor bu sene sezona katılmadı. Evet. Allah'tan katılmadı. Şehrin bu haldeyken. Kesinlikle. Yani futbolcu getiremezsin. İdman düzgün yapamazsın. Aynen öyle. Yani yeni yönetimi kurmak için, biraz daha faaliyetlerimizi yükseltmek için. Hı hı. Bu boşluk, bir senelik boşluğumuz daha iyi. İyi oldu aslında bu bakıma. Kesinlikle. Malatya Spor açısından iyi oldu. Şimdi sen ocağa kadar bir süremiz var. Adil Gevrek tekrar başkan olmuş. Futbolcularla evet. Görüşüyormuş aynen zaten. Öyle. Gelen bilgiler öyle. İnşallah şu transfer tahtasını açar. İnşallah. El birliğiyle. Onun döneminde zaten bu borç olmuştu. İnşallah kendi borcunu kendi kapatır. Kesinlikle. Çünkü bu Malatyalı'nın borcu değil. Biz taraftarlar derneği olarak şehrimizin her zaman yanındayız. Aynen. Şehrimizin, halkımızın, milletimizin her zaman yanındayız. Bir de Malatya'nın en büyük sözü sivil toplum kuruluşu. Evet. Yani ciddi bir üye sayınız var, aynen ciddi öyle. Bir taraftarınız var, ciddi bir destekçiniz dernek var. Dernek başkanımız Serdar Kaplan, hı hı, bu konuda ince ayrıntılarla yürüyor. Hı hı. Nokta atış yapıyor aslında Serdar. Evet. Kaplan hakikaten iyi işler aynen çıkarmaya başladılar aynen bu ara. Öyle. Aynen ekibi öyle de güzel kurmuşlar. Evet. Hakikaten Malatya'nın has çocukları, Malatya'nın has evlatları şu an dernek yönetiminde mükemmel bir şekilde çalışıyor. Biz dernek yönetimimiz olarak şehir merkezinde her noktada görevli alanlarda hepimiz çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede toparlarız. İnşallah. İnşallah Malatya Spor'umuzda Adil Gevrek o yaptığı borcu bir an önce kaldırır. Başımız. Malatya Spor'umuz tekrar tahtasını açar evet ve eski şaşalı Malatya'nın buna ihtiyacı var olsa. Evet. Yani evet, taraftarın buna ihtiyacı var, vatandaşın. Çünkü biliyorsunuz Avrupa kupalarına gittik, büyük takımlar aynen geldi gitti. Ne yaşadığımızı sen biliyorsun. Evet. Yani ne mutluluklar yaşadık, ne hüzünler yaşadık ama işte. İnşallah tekrardan o güzel günler gelir. İnşallah. Burak abi. İnşallah. Geçmiş olsun olsun. Kolay gelsin. Devam edelim. Şöyle Atatürk evine doğru gidelim. Orada da durumlar nasıl? Abla bu dükkan senin mi tezgahın? Nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Nasıl? Ne satıyorsun sen şimdi? Tavuklu pilav satıyorum. Tavuklu pilav. Ne kadar şu an? 50 TL. 50 TL. Ayranla birlikte 60 ayran. 60 TL'ye veririz. Hayırlı satışlar diliyoruz sana. Allah razı kolay olsun gelsin size. Devam edelim gelsin Mert, gel. Şöyle şuradan. Burada değerli izleyenler Cumhuriyet Meydanı Geçici Konteyner Çarşısı. Tam ismini okumak için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından burası da düzenlendi değerli izleyenler. Esnaflarımıza bu şekilde teslim edildi. Burada da ticaret başlamış durumda. Burada birçok esnafımız mevcut. Şöyle yukarı doğru çıkalım Mert. Şöyle yukarı doğru çıkalım ama. Öncesinde bir şöyle bir Kışlar Caddesi'ni falan da gösterelim. Merak edenler vardır belki çarşıyı, pazarı. Çarşıya bir şey kalmadı da işte Söğütlü Camii net bir şekilde görebiliyorsunuz zaten değerli izleyenler buradan bakınca. Gösterebildiğin kadar göster Mert.
Bir de değerli izleyenler, şimdi geçmiş dönemlerde şöyle saat kuleleri yapılmıştı. Yani bu nerenin mimarisi bilmiyorum da, yani bunun Türk mimarisiyle, Osmanlı mimarisiyle alakası olduğunu hiç düşünmüyorum bu saat kulelerinin. Yani Selahattin Başkanımızdan rica ediyorum, şahsım adına rica ediyorum. Yani bu tür objeler yapılırken, Türk-İslam kültürüne uygun objeler yapılırsa, en azından gelecek nesillerimize geçmişte neler yapmışız onları bir şekilde gösteririz ama şu tarz saat kuleleri falan bunlar yani bizim toplumumuzla alakalı mı? Vallahi ben bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Yani o kadar Osmanlı eseri gezmişimdir. Böyle bir yapıda bir şey görmedim. Gazi İlkokulu'na da çalışmalar devam ediyor. Mert önce gel şeye gidelim. Şu Atatürk evini bir gösterelim. Ondan sonra Gazi İlkokulu'nda orada yayınımızı toparlarız. Gazi İlkokulu'nda. Nasılsınız abi? Dün seninle yine röportaj yapmıştık. Yine denk geldik. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Şu Atatürk evine doğru gidelim biz. Ne işiniz? Kolay gelsin. Devam edelim. Gel Mert. Burada da değerli izleyenler, hep biliyorsunuz çadırlar falan kurulmuş. Bunların hepsi temizlendi buralar. Bir düzene, tertibe gelmiş. Zaten Büyükşehir Belediye'miz buranın sağını solunu bayağı toparlamış. O eski günlerimizi tekrar kazandırma adına çalışmalarına devam ediyor. İşte gerekli bakım onarımlarını, her şeylerini yapmışlar. Şöyle Atatürk evini gezelim. Burası da değerli izleyenler, tarihi eser statüsü olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı burada bir restorasyon çalışması yürütüyor. Kapının girişinden gösterelim sadece Mert. Çünkü içeri girmemiz yasak. Değerli izleyenler, bina temelden oynamış. Ben yayına başlamadan önce biz aracımızı buraya park etmiştik. Oradaki arkadaşlarla görüştük. Temelin etrafı kazılmış. Şimdi Mert ekranlarınıza getirecek. Gel Mert. Yaklaştık Atatürk evine doğru. Şöyle gösterebildiğimiz kadar gösterelim. Burada temelde bir çalışma yapılıyor değerli izleyenler. Aslında ya şu kapıyı açayım sen bir gösterebildiğin kadar göster. Burada ustalarımız falan çalışıyorlar. Atatürk evinin içinde de ciddi bir çalışma var. Burası inşaat alanı olmuş. Yani inşallah güzel bir restorasyonla Atatürk evimizde bir an önce tekrardan o kapılarını açar. Vatandaşlarımız için güzel bir müzeydi burası. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'da kaldığı ev Atatürk Evi Müzesi olarak değerlendiriliyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Atatürk Ana Evi ve Etnografya Müzesi olarak geçiyor. Tam resmi adı bu. Tam resmi adı o. Mustafa Kemal, ülkemizin kurucusu Ulu Önder. Onu da resmini oraya resmetmişler. Böyle. Burada da bir çalışma var değerli izleyenler. Dediğim gibi bina temelden oynamış burası. Bina temelden oynamış. İnşallah güzel bir çalışmayla tekrar eski haline kavuşturulacak Atatürk evi de. Gelme şuradan karşıya geçelim. Karşılarında Gazi İlkokulu'ndaki son duruma bakalım. Orada da bir çalışma var değerli izleyenler. Orası da tarihi eser olduğu için Gazi İlkokulu'nu şu an Fırat İlkokulu'na, Fuzuli Caddesi'ndeki Fırat İlkokulu'na taşıdılar. Şimdi Gazi İlkokulu'nun bütün öğrencileri orada eğitimlerine devam ediyorlar. Gel Mert, şu araba geliyor, dur. Hızlı bir şekilde geliyor. Şunlar bir geçsin, ondan sonra geçelim. Şöyle gel. Mert gel, geçelim. Bir medikal cevabımıza da selam verelim. Nasılsınız, iyisiniz? Yeriniz neredeydi abi sizin? Sizin yeriniz neredeydi? Karşıda. Karşıdaydı, bina herhalde sıkıntılı olunca. Ağır hasarlı. Buraya geldiniz. Nasıl gidiyor abi işler? İyi şükür, çok şükür. Eskisine nazaran toparladık mı biraz daha? Yani eskisine nazaran o depremin olduğu ilk zamanlara göre toparladık. Toparladınız. Yani şu an bir problem yok. İşte hani sadece Malatya'nın şu durumda olması biraz sıkıntı. İnsanlar tabii eskiye nazaran daha az. Semercioğlu Apartmanı değil mi sizin? Semercioğlu Apartmanı. O binanın durumu ne şu an? Ya şöyle, ilk zamanlarda acil yıkımdı. Acil yıkımdı değil mi? 3 gün içerisinde yıkımdı. Sonradan orta hasarlıya çevrildi. Tekraren acil yıkım, ağır hasarlı şeklinde gidiyor. Gitgeller içerisinde bina. Şu an ne olduğu belli değil ama yıkılacak. Bu sefer kesin yıkılacak. Hayır, kötüyse yıkılsın. Yani bir manası yok yani. Tabii şimdi kötüyse yıkılsın. Hani bize bir bu şekilde zararı olur. Tabii. Bayağı bir zararı Allah olur. Allah korusun. Yani depremin, Elazığ depreminden sonra deprem olacağını hiç düşündün mü? Aklına geldi mi? Ya abi, gelir miydi hiç? Gelir miydi aklınıza? Yani şu duruma geleceğimiz. 6 Şubat sabahına biz nasıl uyandık? 6 Şubat'ın gündüzünde biz neler yaşadık?
Allah bir daha yaşatmasın. Amin, amin. Biz o gün hani pazartesiye hazırlıktır, işte ne bileyim işlerimizde, şunlarla, bunlarla, herkesin bir şey vardı, kafasında bir şey vardı mutlaka. İşte bugüne geldik. Yani yine şükürler olsun, şükürler canımız sağ. Aynen. Bir sürü vefat eden insanımız oldu ama şunu belirterek söyleyeyim, Malatya gerçekten sahipsizmiş. Yani... Ne anlamda onu da açıklarsan yani en azından vatandaş şöyle, anlamında. Ben çok şey biliyorum da. Bir de senin fikrini siz daha iyi biliyorsunuz. Ben senin fikrini soruyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz. Ya Malatya milletvekillerimizden dolayı biz hiç razı değiliz. Vallahi ben bunu her yayında da söylüyorum. 6 tane vekilimiz var. İktidar, muhalefet hepsi dahil diyorum hepsi bakın. Hepsi dahil. Hepsi dahil yok. Yani daha geçen gün bir tane milletvekili çarşıyı gezmiş. Sosyal medyasında müzikli bir klip atmış. Ben şaşırdım ya. Yani işte onlara bir... Yani müzikle bizim bir işimiz yok şu an ama. Yani aynen, onlara bir sorsanız gerçekten şuranın farkındalar mı? Yıkılacak binaların farkındalar mı? Yani şu ortamın farkındalar mı? İnsanlar perişan durumda, kimse ev bulamıyor, kimisi ne bileyim işte bir konteyner bulamıyor. İlla araya torpil koyman lazım, illa torpil bir şeyler... Torpil de işlemiyor abartık da. Hepsi gitti, evet. Hepsi gitti. Ya biz aslında şöyle, kendi şahsıma ben önceki validen çok şikayetçiydim. Akis bir adamdı. Yani insanları azarlayan, ne bileyim insanlara saygısızlık yapan bir insandı. Ben bunu net söylüyorum. Size yaptın peki? Ya bize, biz esnaf olarak yapıldı abi. Esnaf olarak yapıldı. Yani esnaflara yapıldı. Burada konteynerler verildiği zaman net birebir şahit olduk biz. Yani sizin bildiğiniz o şeylere biz de şahit olduk. Ama diyorum ya, biz sadece seçim gününe kadar her şey, seçim günden sonra hiçbir şey yoktur. Yanlış anlamayın, basınsınız. Bir farklı bir bayandan medet ummaya başladık. Ya düşünün, vekil ya. Vekil yani. Biz 8 aydır yayındayız. Anlatıyoruz. Bizim aynı yayın orada da var. Hepsi bizim yayınlarımızda mevcut. Dediğiniz gibi o durum da bir ilginç. Eğer Fulya Öztürk bizi kurtaracaksa bu 6 tane vekile ne ihtiyacımız var? Yani. Ben bunu söylüyorum yani, sürekli de paylaştım. Burada biz parti ayrımı yapmıyoruz. Bakın, yapmıyoruz AK kesinlikle. Partisi, şu anda 3 parti seçildi ama AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Milliyetçi Partisi. Hareket neredesiniz Parti. Abi? Neredesiniz? Allah razı olsun. Neredesiniz? Hepsi ne derler? Seçimden sonra geldim buraya. Yani Selahattin Başkan'a insanlar yükleniyor. Bak, Selahattin Başkan'a insanlar yükleniyor. Onun da şu düzensiz yıkımlardan ortamda, dolayı. Yani şu düzensiz ortamda bence herkesin ona yüklenmesinin tek sebebi adam bir şey yapamıyor. Çünkü niye? Üstün üstü üstü o şekilde gidiyor. Yani biz böyle düşünüyoruz kendi şahsımıza, inşallah iyi olur. İnşallah. Ama hiçbirine de ihtiyacımız yokmuş bizim. Biz kendi yaralarımızı sarabiliyormuşuz. Yani bir Hatay, bir Maraş. Maraş'tan gelenler diyor ki ya Maraş'ta bir şey yok, Malatya'da gerçekten bu kadar mı yıkım var diyor. Biz sadece çarşının böyle hani bu tarafı görüyor insanlar, diğer tarafı görmüyor. Şu an halen sokakta yaşayan, ya tanıdığımız, bildiğimiz insanlar. Bir abi var, isim vermeyeceğim, halen arabada yaşıyor ya. Değil mi? Halen arabada yaşıyor. Yani bu daha bizim bildiğimiz, bilmediğimiz bir sürü insan var. Yazık günah. 1 milyonluk bir şehirdik yani. Daha ne nice insanlar var yani. Şu an siz daha iyi bilirsiniz. 300-400 bin ya varız yokuz. O da çoğu da ilçede yaşıyor. Ama belediye seçimleri gelecek ki yaklaştı. İnşallah Malatya halkı olarak o seçimlerde, bu seçimler gibi... parti ayrımcılığı yapmıyorum, yanlış anlaşılmasın. AK Parti kazandı diye o akşam burada keyif yapan bazı zibidiler vardı. Ben bunu söylüyorum. Ben onların Malatyalı olduğuna da inanmıyorum. Yani öyle davullu zurnalı eğlence yaptılar, yok biz şu partiliz, bu partiliz falan filan muhabbeti yapanlar. Onlar inşallah bu seçimde aynı hatayı yapmazlar. Daha 60 gün geçmeden orada insanlar öldü. Evet. Onun üzerine halay çektiler. Çok ayıp, çok kış kötü şeyler yaşadık. Ve hepimiz biliyoruz. Neyin ne olduğunu herkes gördü zaten. Aynen öyle. Bütün dünya gördü abi. Evet. Allah sunumuzu ailesin. Hepinize geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Konuşmayacağım, çok güzel konuştun. Tebrik ederim. Kolay gelsin. Hadi kolay gelsin abi. Devam edelim. Esnaf böyle diyor işte değerli izleyenler. Hakikaten zor süreçlerden geçtik. Geçmeye de devam ediyoruz. Bu şehrin ayağa kalkması için herkesin çabalaması lazım. Özellikle siyasetin burada çözeceği çok şey var. Her anlamda. Şu Malatya'nın çarşısının yapılması anlamında, binaların yapılması anlamında. Her anlamda siyasetin çözeceği çok şey var ama şu an ne iktidar vekilleri ne de muhalefet vekilleri yok. Ortada yoklar. Hiçbir tanesi ortada yok. Ne yapacağız biz de bilmiyoruz. Gel Mert, şu Gazi Kokunu bir daha gösterelim şöyle. Değerli izleyenler, tarihi eser olduğu için sanırım şöyle bir koruma yapılmış. Demirle etrafı çevrilmiş okulun. Arka tarafında çünkü yıkıntı var bu okulun.
kaymalar olmuş. Bakın Mert, şu sağ köşeye çekersem taşlar nasıl yerinden oynamış? Sol köşede de taşlar yerinden oynamış. Onları gösterebilirsen 1933 yılında yapımına başlanmış değerli izleyenler. En son da 1988 yılında Malatya Valiliği restore etmiş burayı. Ama benim kızım da burada okuyordu. Bir sene okuyabildiler, bir sene sonra işte okul ne hale geldi? Bir sene bile okuyamadılar. Şubat, yarı dönem okudular, yarı dönem sonra zaten bu okula girilemedi bir türlü. Malatya'mızın en baba okullarından diyelim, hani tabiri caizse, en iyi okullarından bir tanesiydi, devlet okulu anlamında. En güzel okullarından bir tanesiydi. Ama maalesef bu asrın felaketinde... Emin Başkanım gel, sen konuşmazsan, ben konuşmazsam, kaçarsak biz ne olacağız yani? Şimdi siz sivil toplum örgütlerisiniz. Siz de bir taraftar derneğinin başkanlığını da yapıyorsunuz. Memleketteki durumu görüyorsunuz. STK'lar zaten paramparça olmuşlar. Hiçbir tanesi yok, ortada yok. Bir iki tane var, gerisi kalan hiçbir tanesi ortada bile yoklar. Şehri nasıl görüyorsun? Ben şehri iyi görmüyorum. Sivil toplum örgütü olarak biz zaten devam ve bazı eleştirilerimizi yaptığımızı biliyorsunuz. Biz Petrolye Beyleri olarak bu şeyde sivil toplum örgütü olarak en büyük şikayetimiz birinci sıra su. İkincisi enkazların kaldırmasında çok şikayetçiyiz. Neden şikayetçi? Vatandaşın şikayetlerini dile getiriyoruz ama burada canlı yayında dile getirmek daha güzel olur. Şimdi enkazı kaldırıyorlar toz duman içinde. Denetim yok. Denetim yok. Kafasına göre. Şimdi kafasına göre, aynen kafasına göre yapıyorlar. Kimin ne yaptığını bilmiyor. Kimlerin ne çalıştığını, ihaleyi kimlerin aldığını. Bu hırsız mı, hırsız değil mi? Şu son 10 günde büyük hırsızlıklar çoğaldı. Evet. Yani yazık oluyor memleketimize. En önce şu devlet dairelerinin, okulların önce onarılmasını istiyoruz. Tabii. En başta bundan başlatın. Ondan sonra çarşı merkezinde iş yerlerinin, yeni caminin etrafında iş yerinde derhal 6 ay içinde faaliyete geçmesi lazım. Şehrin ayağa kalkması lazım. Şehir gittikçe göç alıyor. Biz şehirde geçtiğimiz zaman 5'i bize selam verirdi. Ama bu yabancı doldu. Lütfen ama bir şeyler yapsınlar ki dışarıda olan adamlar bilsinler ki Malatya'ya hizmet geliyor. Dışarıdaki adamlar Malatya'ya gelsinler. Gurbette olan çok kişi gitti. 300 bin üzerinde Malatyalı gitti. Bu memleketi terk etti. Maalesef. Yani iyi Malatyalılar getirdi. İyi Malatya, Malatya'nın varlıklı Malatyalılar getirdi. Canını veren Malatyalısı, Malatya'yı seven insanlar, Malatya'yı severlik yapanlar insanlar memleketimizi terk etti. Bunların geri dönüşünü sağlamak için en büyük özelliklerden biri iş yerinin, imarın, okulların onarılması lazım. Okul eğitimi olmayınca ne oluyor? Şimdi okul iki örgün eğitim yaptılar. Bir ilkokul sabah öğleci. Öyle. Ama ikili eğitime geçti. Bu ikili eğitim bizi kaldırmaz. Malatya'yı da kaldırmaz. Yani Malatya'da, çünkü Malatya doğuda eğitim kültürü en yüksek olan bir illerden biridir. Yani bu yazık oluyor memleketimize. Ben burada bütün yani vekiller olsun, büyük makamlar olsun, devlet makamları olsun, bakanlara da burada sesleniyorum. Lütfen Malatya'ya bir el atın. Gidişat iyi değil. Bu konteynerleri neden de bahsetmek istiyorum? Konteynerlerde de en büyük sıkıntı hayat konteyneri ortada. Konteyner yapmışlar. Tam çoğunun %80'inin kliması verilmemiş. %99'undan televizyon verilmemiş. Yani bunları dile getirin. Artık yani biz bunu sosyal medyada da dile getirdik. Yani bu konteynerdeki insanlara, vatandaşa bir el atın. Yani güzel el atıldı ama hayat konteyneride, diğer konteynerler çok iyi ama hayat konteyneride büyük sıkıntı var. Son olarak şunu soracağım. Adil Gevrek tekrar hani sporla ilgili olduğunu söyleyeyim. Adil Gevrek tekrar yeniden Malatya Spor Başkanı oldu. Az önce Oğuzhan'ı gördüm şurada. Evet. Milletim Malatya Spor'da. Denk geldiniz şu an yani. Ben orada dediğim cümle şu. Adil Gevrek bu borcu yapsa bu borcu silsin. Evet. Bu takımı artık eski haline döndürelim. Sen ne düşünüyorsun? Ben eğer... Bu borç bizim borcumuz değil, bu Adil Gevrek'in borcu. Adil Gevrek bu borç silinirse, Adil Gevrek bu sürede devam ederse ona karşı değilim. Ama bu sistemin takip edilmesi lazım. Kontrolü gitmesi lazım. Olmaması lazım. Mali işlerde sorumluluk şeffaf olması lazım. Ne transfer yapıyorsun, kaça yaptığını bilmiyorsun. TED'yi aldı, %30'u kendi malı. Bu da bir şeffaflık yapması lazım. Dikkat etmesi lazım. Bunu da takip eden de Malatya TV toplum örgütleri takip etmeli. Valilik etmeli. Milletvekilleri bunun üzerine düşmeli. Ha milletvekili Adil Gevrek konusunda sınıfta kaldılar. Maalesef. Sınıfta kaldılar yani Malatya Spor konusunda. Maalesef.
Adil bir Selahattin Başkan dik duruşu. Tamam, ben şu Adil Gevrek, bak ben Adil Gevrek'e bir Adil Gevrek'e karşı çıkan bendim. Bizim dernekti. Ama şu anda onun yaptığı bu boşları silip geri takım almasına ben tebrik ediyorum. Çünkü iş adamı siz, çıkmadı. Bu borç bizim borcumuz değildi abi. Emin abi. Yani bu borç yani Adil Gevrek'in borcuydu. Yani kur farkı diyor. Yani biz bunları anlamıyoruz. Evet. Biz senin ne aldığını ne verdiğini bilmediğimiz için senin kur farkını bilmeyiz, senin hesabını kitabını bilmeyiz ama sonuçta o borcu biliriz. Evet. Mali kongrede açıklandı. İnşallah o borcu kapatır. Evet. Başkanım ağzına sağlık. Sağ ol. Biz burada sonlandıralım yayınımızı Mert. Artık cümlelerimizi kuralım. Değerli izleyenler, Kuyumcular Çarşısı'na başladık. Büyükşehir Belediye'miz kuyumcularımıza çok güzel bir çarşı yapmış. 90 dükkanlı yaklaşık bir dükkan. Yeri neresi diye soracak olursanız eski ticaret sitesinin tam altı, öğretmen evinin tam altı, eski öğretmen evinin. Sivas Caddesi'nin köşe, Kışla Caddesi'nin köşe, Beş Konakların köşe, Hastane Caddesi'nin tam köşe. Oradaki esnafımız da desteklerinizi bekliyor. Abi nasılsın? İyisin. Gözlerinde öpüşüm, sağ ol. Ben de. Hep seni seyrederim. Eyvallah. Hep. Denk geldik. Teşekkürler. Tam kapatırken denk geldik. Sen nasıl bir halini hatırını soralım. Çok şükür. Evin durumu nasıl? Çok. Ev durumu ağır hasarlı. Nerede kalıyorsun? Turgut Özel Mahallesi'nde. He. Şimdi otelde. Otelde mi kalıyorsun? Evet. Allah Allah. Evet. Hani Allah yardımcımız olsun. Tamir ediyorlar. İnşallah. Yer yok. Nereye gideceğim? Yer lazım. Yer lazım. Doğru söylüyorsun. Sağlık olsun be. Sağlık olsun. Evet, sizler de iyisiniz. Hamdolsun. Programı sonlandıralım. Stüdyoda konuğumuz var. Her zaman zaten bile söylüyorsun. Eyvallah. Çok seyrediyorum. Eyvallah. Bravo sana. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah Hülya Kaya, sözü sana bırakıyoruz. Birazdan Durum Fatih Avcı, Hülya Kaya'nın konu olacak değerli izleyenler. Bu programda kaçırmamanızı öneriyoruz. Hoşçakalın.